sen? Çocuk biraz daha kaydırdı. Şöyle çözeyim. Yumurla mı çözüyorsun? He, bu kalem gözükmüyormuş. Ya iyi çözüyorum. Şimdi biraz ya şuna bakma şu. Bak. Niye böyle? Senin yazmakine güzel ama. Benim çok kötü. Ne bakayım ya? Öyle bir soru vardı. Çocuklar geliyor ufak ufak. Evet, çocuklarımız geliyor. Gelsinler. İki kişi oldu daha. Evet arkadaşlar, biraz toplanalım, yayını başlatacağız çözümleri. Evet, şu an yayındayız. Daha gelemedi ya. Evet arkadaşlar, biraz toplanmanızı bekliyoruz. Girenler çıkmasın da yayına başlayalım. Dört kişi mi toplandı? Az önce fazlaydı da. Beyefendiler. Evet arkadaşlar, yayının tekrarı olacağı için, hikayede paylaşılacağı için başlayalım çözümlere. Arkadaşlarımız oradan takip etsinler. Bir 30 saniye daha bekleyip sonra çözümlere başlayacağım tekrardan. Evet, çözümlere yavaştan başlayalım. Şimdi yine bir eşitsizlik sistemimiz var arkadaşım. Eşitsizlik sistemimizi incelediğimiz zaman pay kısmını sıfır yapan değerleri bir inceleyelim ilk önce. X kare artı x artı 5 değerini çarpanlarına ayıramıyoruz. Bunun bir deltasını inceleyecek olursak beraber bir inceleyelim. B kare 1'in karesi eksi 4 a c. Arkadaşlar burada delta sıfırdan küçük geldiği için bu ifadenin bir reel kökü yoktur. O zaman tabloda bunu yerleştirebileceğimiz bir kök yoktur. Yine şu aşağıda hazır oraya gelmişken burayı incelediğim zaman x kare artı 1 ifadesi hiçbir gerçel sayı için sıfır değeri alamayacağı için buradan da reel bir kök gelmeyecektir. O zaman burayı da incelemenin bir mantığı yoktur. Hemen şurayı inceliyorum. Çarpanlarımızı x'i x şeklinde eksi 4'ü artı 2 şeklinde parçaladım. Çapraz çarpımlarımızın toplamı ortayı vereceği için x buradan bir 4, bir de x değerimiz buradan eksi 2 gelecektir. Tablomuzu yerleştirelim hemen bir. Eksi 2'ye 4. Pay kısmını 0 yapan değerlerdir. Eşitlik olmadığı için dahil etmeyeceğiz. Artı sonsuz, eksi sonsuz aralığı. Başlangıç işaretimiz artı, artı ve artı olduğu için artıdır. Artı, eksi, artı. Bize sorduğu soru şuydu. Sıfırdan büyük olan yerlerde eşitsini sağlayan farklı x tam sayıların toplamı demiş kaçtır? Sağlayan tam sayılarını incelersen eksi 2'nin sol tarafı yani
eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 şeklinde gidecektir. Sağlayan sağ tarafa bakacak olursak 5, 6, 7, 8 bu şekilde gidecektir. Bu verilen ifadeleri topladığımız zaman şurada eksi 5'ten sonrasıyla burada artı 5'ten sonrasının toplamları sıfırlayacaktır. Geriye kalan terimlerin toplamı da eksi 7 olarak karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, devam edelim hemen ifadeye. Arkadaşlar yine üstel ifade olan bir denklem var elimizde. Şu üstel ifadeyi incelediğimiz zaman bakın 3 üzeri x ifadesi her x eleman reel sayısı için daima sıfırdan büyüktür. Yani bunun sıfır olma ihtimali yoktur. Sıfır değilse kök yoktur. O zaman bu ifadeyi sildim gittim. Şurayı inceleyecek olursak çarpanlarını ayıramıyorum. Deltasını inceliyorum. B kare eksi 4 a c dediğim zaman ifademizin deltası eksi 3 gelir. Yani sıfırdan küçüktür. O zaman buradan da bir gerçek kök ne yapmamaktadır? Gelmemektedir. O zaman geriye kalan tek kısım 16 eksi x karenin sıfır olma ihtimalidir. Buradan x kare eşittir 16 gelecektir. X değerim ya eksi 4'tür ya da arkadaşım artı 4'tür. Payı sıfır yapan değerdir ve eşitlik olduğu için çözümde bunları ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Artı sonsuz, eksi sonsuz dedim. Köklerimizi dahil ettik. Başlangıç işaretimiz artı, şurası eksi olduğu için eksiyle başlayacağız. Artı eksi olacak. Bizden istediği şey beni sıfır yapan ve pozitif yapan yerlerde. Yani şu aralık. Eksi 4 ile artı 4 kapalı aralık. Bunun çözüm kümesi AB demiş. O zaman AB dediğimiz ifade şu. Yani A eksi 4'tür. B de artı 4'tür. Çarpımları da eksi 16 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşım. Devam ediyoruz ifademizi. Bu ifadeleri sıfır yapan değerleri inceleyeceğiz yine. Bunu sıfır yapan değer x'in 3 olma durumudur. Kuvvet tek olduğu için ne diyorduk bu ifadeye? Tek katlı kök diyorduk. O zaman x eşittir 3. Tek katlı köktür ve eşitlik olduğu için dahildir. Burayı incelediğim zaman x kare eksi 4. Bunu sıfır yapan değerlerimiz x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2'dir. Arkadaşım eşitlik olduğu için bunları da ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Paydayı sıfır yapan değer x'in 5 olma durumudur. Paydayı sıfır yapan değerler hiçbir zaman çözüme dahil edilmeyecektir. O zaman köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak eksi 2, artı 2, 3 ve 5. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Şimdi arkadaşlar 5 dahil değildi. Onun dışındakiler hep dahildi çözümümüze. Başlangıç işaretimiz artı, artı. Burası eksi olduğu için eksiyle başlayacağız. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Bizi sıfır yapan ve pozitif yapan yerleri arıyoruz. O zaman taradığımız yer bizim çözüm kümemizdir. Eksi 2, 2 aralığı, birleşim, 3 kapalı, 5 açık aralı olarak karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet. İfademizde yine kuvvetlerimiz var. Kuvvetler tek olduğu için arkadaşlar burada 2 tane tek katlı kök mevcuttur. Ama aşağıda x'in 6. kuvveti olduğu için bir çift katlı kök karşımıza gelecektir. Şurayı ilk önce bir düzenlemek istiyorum daha iyi görebilmeniz için. X eksi 1'in 3. kuvveti çarpı. Şurada 2 kare farkı uygulayacak olursak 3 eksi x, 3 artı x karşımıza gelir. Kuvvet 5 olduğu için 5 her ikisine de dağılacaktır. Bölü x üzeri 6. Şimdi arkadaşım sıfır eşitliğimiz yoksa payı sıfır yapan değerler de çözüme dahil edilmeyecektir. Burayı sıfır yapan değer x'in 1 olma durumudur. Tek katlıdır. Burayı sıfır yapan değer x'in 3 olma durumudur. Kuvvet tek olduğu için tek katlıdır. Burayı sıfır yapan değer x'in eksi 3 olma durumudur. Yine tek katlıdır. Yalnız paydaya geldiğim zaman paydayı sıfır yapan x değeri sıfırdır. Kuvvet 6 olduğu için bu ifademiz
bir çift katlı köktür ama dahil değildir diyeceğiz. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru yerleştirirsek eksi 3, 0, 1 ve 3 olarak karşımıza çıkar. Hiçbiri dahil değildir. Unutmayalım, 0 çift katlı köktür. Başlangıç işareti olarak artı, artı, artı. Yalnız şu eksi olduğu için başlangıç işaretimizi 4'ün çarpımı eksi olur. Eksiyle başlayacağız. Eksi, artı, eksi işaret değişimi yoktur. Eksi işaret değişimi vardır. Artı. Bize sıfırdan büyük olan yerleri soruyordu. O zaman çözüm olarak şu kısımları alacağız. Çözümümüz eksi sonsuzla eksi 3. Birleşim 1 ile 3 aralığıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet, yine eşitsizliğimizi inceliyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz kuvvetlere. X eksi 2. Bunu 0 yapan x değerimiz kaçtı? X'in 2 olma durumu. Kuvvet tek olduğu için tek katlı kök, eşitlik olduğu için dahil edeceğiz. Mutlak değerin için 0 yapan değer 5'tir. Yalnız dikkat edecek olursak mutlak değerin için 0 yapan değeri çift katlı kök gibi düşünüyorduk. Dahillik de var. O zaman 5 dahil ve çift katlıdır. Bu ifadeyi negatif yapan değer x'in eksi 3 olma durumudur. Kuvvet çift olduğu için bu ifadeyi de ne yapacağız? Çift katlı kök olarak kabul edeceğiz. Şimdi aşağıya geldiğimiz zaman arkadaşlar, daha önce bahsetmiştik, üstel ifadeler negatif olamıyordu. Bu negatif olamıyor, pozitif. Bir de sen buna artı 3 ekledin. Bura daima ne olacaktır? Pozitif olacaktır. O zaman buranın 0 olması beklenilemez. Bu çarpanın 0 olma durumu x'in 0 olma durumu içindir. Kuvvet 12 olduğu için çift katlıdır ama dahil değildir. Şimdi işaret tablomuza köklerimizi yerleştiriyoruz. Eksi 3, 0, 2 ve 5. Düzenleyelim. Eksi 3'e bakıyorum. Eksi 3'üm çift katlı ve dahil. 0 çift katlama dahil değil. 2 dediğim ifade tek katlı dahil. 5 dediğim ifade çift katlı ve dahil. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Şimdi başlangıç işaretimizi şu şekilde düşünebiliriz. İlk önce 5'ten büyük değerler için inceleyeceğiz. 5'ten büyük değerler için pozitiftir. 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 Burası zaten pozitif. 5'ten büyük değerler için pozitif. O zaman hepsi pozitif olduğu için 5'ten büyük değerler için hepsi artı işaretini almaktadır. İşaret değişimi yoktur. Artı, eksi, eksi, eksi. Bizim aradığımız yer negatif ve sıfır yapan değerler arkadaşlar. Yani şu kısım. Eşitsizliği sağlayan diyor. Farklı x doğal sayılarının toplamını soruyor. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan büyük olan sayılardı değil mi? Sıfır ve sıfırdan büyük olan sayılara doğal sayılar diyorduk. Peki o zaman biz şu tarafı inceleyeceğiz sağlayanlardan. 1 var, 2 var. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. 5'li dahillik var. O zaman 5'i de çözüme dahil edeceğiz. Sağlayan doğal sayı değerleri toplamı 8 olarak karşımıza çıkacak. Evet, eşitsizliklerle devam ediyoruz. Yine mutlak değerli bir ifademiz var. Üstel bir fonksiyonumuz var. Bu soruyu biraz ayrıntılı çözelim arkadaşlar. 350x eksi 9'un 0 olma ihtimali vardır. Çünkü yanına eksi 9 gelmiştir. Bunu sağlayan x değerimiz kaçtır? 2 için 0 oluyordur. Eşitlik olduğu için dahil edeceğiz. Devam ediyoruz. X artı 2'nin 8. kuvvetinin 0 olma ihtimali x eşittir eksi 2 içindir. Kuvvet çift olduğu için çift katlı ve dahil olacaktır. Hemen mutlak değerli ifademize geliyoruz. Mutlak değer içinde x eksi 1 eşittir 0'dan. X eşittir 1 olacaktır. Mutlak değeri hatırlıyorsanız çift katlı olarak alıyorduk tek ifadeleri. Bu da çift katlı ve dahil olacaktır. Şimdi payda kısmına geldik. Buraya dikkat etmemiz lazım. Bu ifade çarpım durumunda olmadığı için bunu bir bütün olarak alacağız arkadaşlar. Yani bunun bir 0 olma ihtimali karşımıza çıkacaktır. Mutlak değer içinde x eksi 5 eşittir 0'dan.
Mutlak değeri x eşittir 5 olur. Bu da x'in 2 değeri içindir arkadaşlar. Birincisi 5. İkincisi de eksi 5'tir. Paydayı 0 yapan değerler olduğu için dahil etmiyoruz. Şimdi köklerimizi işaret tablosuna yerleştireceğiz. Değerlerimizi. Ondan sonra çözüm kümesine beraber ulaşacağız. En küçük kökümüz eksi 5. Eksi 2. 1. 2 ve 5 olarak karşımıza çıkar. Şimdi eksi 5 dahil değil. Eksi 2 dahil ve çift katlı. 1 dediğim değer dahil ve çift katlı. 2'miz dahil ama tek katlı. 5 dahil değildir. Artı sonsuz, eksi sonsuz olarak. Başlangıç işaretimiz için 5'ten büyük değerler için, x'in 5'ten büyük değerler için pozitiftir. 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 X'in 5'ten büyük değerler için burası da pozitiftir. Artı diyorum, eksi, artı, 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 eksi. Bizim aradığımız yer arkadaşlar neydi? Sıfır yapan ve sıfırdan büyük yapan yerlerdi. Bakın şu kısmı komple aldım. Çünkü kök değerleri de eşitti. Bunun dışında başka da bir aralığımız yok. Yani ifademizin çözüm kümesini ne olarak yazabiliriz? Ha bir de şu kısmımız vardı artı olan. Eksi 5 dahil değil. 2 dahil. Birleşim. 5 dahil değil. Sonsuz aralık. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, inceleyelim arkadaşlar eşitliğimizi. Eşitliğini sağlayan farklı x tam sayıların toplamını sormuş bize. Şu ifadenin deltasını inceleyecek olursak yine sıfırdan küçük geleceği aşikardır. B kare eksi 4 ac dediğim zaman delta sıfırdan küçük gelecektir. Buradan gerçek bir kök gelmeyecektir. İncelememize gerek yoktur. Burayı sıfır yapan değer x eşittir 3'tür. Dahil olduğu için çözüme dahil aldık. Aşağıya sıfır yapan değer x eşittir 7'dir. Paydayı sıfır yapan değer hiçbir zaman dahil değildir. Köklerimiz 3 ile 7 aralığı. 3 dahildir, 7 değildir. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Başlangıç işaretimiz artı, artı ve artı olduğu için çarpımları artıdır. Artı, eksi artı dedik. Bizim aradığımız yer bizi sıfır yapan ve sıfırdan küçük olan değerlerdir. Yani şu aralıktır. 3 kapalı, 7 açık aralığı. Sağlayan x tam sayı değerleri 3, 4, 5 ve 6'dır arkadaşlar. Bu değerlerin toplamında karşımıza kaç olarak gelecektir? 18 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, yine bir eşitsizliğini diyor bu sefer. Sağlamayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye soruyor. Payda kısmı için inceleyecek olursak biz ilk önce sağlayanları bir bulalım. X küp eşittir 8 yapacaktır. X eşittir 2. Eşitlik olduğu için x eşittir 2'yi çözüme dahil edeceğiz. Şimdi arkadaşlar x kare artı 5 hiçbir zaman 0 olamaz. Onun için buradan gerçek bir kök gelmeyecektir. Burası da x eşittir eksi 1 için ne olacaktır? Paydayı 0 yapan bir değerdir. Ama bunu da ne yapmayacağız? Dahil etmeyeceğiz. Köklerimiz eksi 2'ye, eksi 1'e 2. 2 dahil, eksi 1 dahil değil. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Başlangıç işaretimiz artı, artı. Burası eksi arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. O zaman eksi oldu. Artı, eksi. Bizim ifademizi sağlayan kısımlar şuraları. Yani şöyle diyebiliriz. Eksi sonsuzla eksi 1 aralığı. Birleşim 2 kapalı. Artı sonsuz aralığı. Burası sağlayan. Bize sağlamayanı soruyor. Lütfen dikkat edin. O zaman sağlamayanı inceleyecek olursak. Eksi 1 burada dahil değil. Sağlamayan kısımda eksi 1 dahildir. Şu aralık olacak arkadaşlar. Sağlayan kısımda 2 dahil olduğu için artık sağlamayan da 2 dahil olmayacaktır. O zaman kaç farklı x tam sayıları vardır? Eksi 1, 0, 1 vardır. Başka da tam sayı değeri yoktur. Yani sağlamayan 3 farklı tam sayı değeri vardır. Evet arkadaşlar, şimdi eşitsizlik sistemleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Bu konulara giriş yapmıştık ama yeterli sayıda soru çözmemiştik. Şu an daha fazla pekiştireceğimizi düşünüyorum. Lütfen güzelce izleyin. Yine mantığımız aynı. Yalnız tabloda birden fazla eşitsizlik olacak.
Şimdi şöyle diyelim, şuna birinci denklemimiz diyelim, şuna da ikinci denklemimiz diyelim. Tabloya yerleştirirken bunlar bizim için kolaylaştıracak işlemi. X kare eksi 7x artı 12. Şimdi birinci ifademizi sıfır yapan değerlerini beraber bir inceleyelim. Eksi 3'e eksi 4, x'i x'e parçaladık. X eşittir 3, x eşittir 4. Eşitlik olmadığı için dahil etmedik. Birinci eşitsizliğimizin kökleri. İkinci ifadeyi inceleyecek olursak, x kare eksi 25 küçük eşittir 0 dedim. Burayı da 0 yapan değerlerimiz 0'a eşitlersek x'in eksi 5 ve x'in artı 5 olma durumudur. Eşitlik olduğu için bunları da ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu köklerin hepsini tek eşitsizlikte yazacağız. Eksi 5, 3, 4, 5. Şuraya eksi sonsuz diyeceğiz. Buraya da artı sonsuz diyeceğiz. Bunları da çizelim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Buraya birinci denklemi kullanacağım. Birinci denklemimiz neydi bizim? X kare eksi 7 x artı 12 idi. Bu denklemimizin köklerini kaç bulmuştuk? 3 ve 4. Ve bunlar dahil değildi. İkinci denklemimiz için işlem yapacak olursak x kare eksi 25'ti. Bunun kökleri de eksi 5 ve artı 5'ti ve bunlar da dahildi. Şimdi birinci denklem için ilk önce yukarıya kendi içinde işlemini bir yapıyorum. Birinci denklemimizin başlangıç işareti artı. Artı ile başladım. Burada kendi kökü değil, o yüzden artı ile devam ediyor. Kendi kökünün geçişinde eksi oldu. Yine kök geçişi artı oldu. Artı olarak ne yaptı bu ifade? Devam etti. Peki biz birinci ifadede hangi kısımları arıyorduk? Sıfırdan büyük, yani pozitif olan yerler. Yani artı olan şu kısımları ne yapacağız birinci eşitsizlik için? Tarayacağız. İkinci eşitsizliğimize geldiğimiz zaman başlangıç işaretimiz yine artı. Artı dedim, kendi kökü geçiyor. Eksi, 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 eksi. Kendi kök geçişi artı, artı dedik. Bu ifadede sıfır yapan ve negatif olan kısımları istiyor bizden. Sıfır yapan ve negatif olan kısımlar şu kısımlardır. Peki biz çözüm olarak hangisini alacağız? Her ikisini taradığımız ortak kısımları çözüm olarak alacağız. Yani şu kısım ve şu kısım. Her ikisini ortak olarak taradığımız kısımlar arkadaşlar. Peki eksi 5 dahil mi? Yukarıda dahil, aşağıda da dahil. O zaman bizim çözümümüzde de dahil. 3 değeri yukarıda dahil olmadığı için dahil alamayız. Birleşim. Buraya geldim. 4 yukarıda dahil değil. O zaman alamayacağız. 5 her ikisinde de dahildir. O zaman 5 ifadesinde ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Şöyle tekrar bir göstereyim. Soruyla ilgili herhangi bir sıkıntısı olan var mı arkadaşlar? İzleyenlerden herhalde yok. Devam edelim. Evet, yine bir eşitsizlik sistemiyle karşı karşıyayız. Eşitsizliklerden hatırlıyorsanız işlem yapıyorsak bir tarafı sıfır bırakıyorduk arkadaşlar. Bunu bu tarafa atacağım. Buradaki iki terimi de yine sol tarafa atacağım. Şuradan çekelim bir. X eksi 1 bölü x küçüktür 0 olur. Düzenleyecek olursam x kare eksi 1 bölü x küçüktür 0. Eşitsizliği ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Aşağıdaki ifadeyi düzenleyecek olursak bunları bu tarafa attık. X kare eksi x eksi 6 küçüktür 0 eşitsizliğini de buradan elde etmiş olduk. Buna birinci diyelim. Bu ifadeyi de ikinci eşitsizlik olarak isimlendirelim. Şimdi x kare eksi 1 bölü x küçüktür 0. Pay kısmını 0 yapan değerler x'in eksi 1 ve artı 1 olmak durumlarıdır. Dahillik yoktur. Paydayı 0 yapan değerimiz de 0'dır. Yani buradan 3 tane kök değeri gelmiştir. İkinci denklemimize gelecek olursak eşitsizliğimize x kare eksi x eksi 6 küçüktür 0 olacaktır. Eksi 3'e artı 2 x'e x. Buradan kök değerlerimiz 3 ve eksi 2 olarak karşımıza çıkacaktır.
Arkadaşlar bunların hepsini yine tek tablo üzerinde göstereceğiz. Küçükten B'ye doğru yapalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 3 şeklinde toplamda 5 tane kökümüz vardı. Onları yerleştirdik. Şuraya kadar artı sonsuz, buraya kadar da eksi sonsuz diyelim. Evet, ifadelerimizi inceleyecek olursak şunları uzatalım. Çünkü iki ifade için yapacağız. Burası birinci denklem için olsun, burası da ikinci denklem için olsun. Şimdi birinci ifademizin kökleri eksi 1, artı 1, bunlar dahil değil. Bir de ne vardı? 0. İkinci ifademizin kökleri 3 ve eksi 2 idi. Bunlar da dahil değil arkadaşım, eşitlik olmadığı için. Peki birinci ifademde başlangıç işareti artı artı olduğu için artıdır. O zaman artıyla başlıyorum. Kendi kökü olmadığı için işaret değişimi yoktur. Kendi kökünden geçtik eksi. Kendi kökünden geçtik artı. Kendi kökünden geçtim eksi. Başka kökü olmadığı için eksi olarak devam edecektir. Bunun sıfırdan küçük yani negatif olduğu yerleri çözüm olarak alacağız. Bu kısımları. Aşağıdaki ifademin başlangıç işareti en büyük derecenin katsayısı artı. Artı kendi kök geçişi eksi, 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 kendi kök geçişi artı. Bu ifadenin de yine sıfırdan küçük yani negatif olduğu kısımları ne yapacağız? Çözüm olarak tarayacağız. Şimdi yapmamız gereken işlem yine aynıydı. Yani her ikisinin sağladığı ortak kısımları almaktı. Onlar da bu aralıklardır. Eksi 2 aşağıda dahil değildir. O yüzden alamayız. Eksi 1 yukarıda dahil değildir. Alamayız. Birleşim. Buraya geldim. 0 yukarıda dahil değil. 1 de yukarıda dahil değil. Demek ki bizim denklemimizi sağlayan çözüm bu olacak arkadaşlar. Eksi 2, eksi 1, 0'a 1 aralığı. Doğru seçeneğimiz Ceyhan olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, eşitlik sistemleriyle devam ediyoruz. Hemen şurada bir iki kare farkı uygulayacak olursam 4 eksi x çarpı 4 artı x küçüktür 0. Bu ifademizin gelen kökleri x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4'tür. İfademiz eşitlik olmadığı için kökleri dahil etmiyoruz çözüm kümesine. Buradaki ifadelerimizi çarpanlarına ayıracak olursak eksi 5'e eksi 3 x'e x'tir. Yani x değerin bir 5'tir arkadaşım, bir de 3'tür. Eşitlik olmadığı için yine bunları da dahil etmeyeceğiz. Hemen tablomuzu oluşturuyoruz. Eksi 4, 3, 4 ve 5. Buraya artı sonsuz, buraya da eksi sonsuz dedik. Hemen tablolarımızı bir oluşturalım beraber. Yine şu ifadeye birinci, şuna da ikinci denklem diyelim. Birinci ve ikinci denklemimiz. Birinci ifademizin kökleri eksi 4 ve artı 4'tü. Aşağıdaki ifademizin kökleri de 3 ve 5'ti arkadaşlar. Birinci ifademin başlangıç işareti eksidir. Eksi, eksi, eksi. Kök değişimi oldu. Artı, 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 eksi, eksi. İkinci ifademizin başlangıç işareti artıdır. Artı diyorum. Kök değişimi var. Eksi, eksi, artı, artı, artı. Birinci denklemde sıfırdan küçük yerleri istiyor benden. Şu kısımlardır. İkinci ifademizde sıfırdan büyük olan pozitif yerleri istiyor. Peki her ikisini sağlayan ortak aralıklar bir burasıdır, bir de burasıdır. Yani eksi sonsuzla eksi 4. Eksi 4 dahil değildir. Birleşim 5 dahil değildir. Artı sonsuz aralığı olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, eşitliklerle devam ediyoruz. Hemen çarpanlara ayrılmış bir ifade. Sistemi sağlayan x tam sayılarının toplamını soruyor bu sefer bize. Köklerin x eşittir 1, dahillik yoktur. X eşittir 4 ve x eşittir pay da kısmında 0 gelecektir. Birinci eşitsizliğim için. İkinci eşitsizliğim için arkadaşlar x eşittir 2 var. Eşitlik olduğu için dahil edeceğim. X eşittir 7 vardır. Bunu dahil etmeyeceğiz. Bunları yine ortak tabloda göstereceğiz beraber. En küçük kökümüz 0'dır. 1 var.
2 var, 4 var, 7 var. Yani toplamda 5 tane kök değerimiz vardır. İfademizi inceleyecek olursak, artı sonsuz, eksi sonsuz aralığı. Şimdi arkadaşlar, birinci için, ikinci için. Birinci ifademin kökleri 1, 4 ve 0'dı. 1, 4 ve 0'dı. İkinci ifademin kökleri 2 ve 7'dir. Şimdi bunları bir inceleyelim. Birincisi için artı, artı, eksi olduğu için başlangıç şartı eksidir. Eksi diye gittim. Kök değişimi oldu. Artı, kök değişimi oldu. Eksi, kök değişimi oldu. Artı. Bu ifadenin negatif olduğu yerleri, yani eksi olduğu yerleri ne yapacağız? Karalayacağız. Aşağıdaki ifadem neyse, başlangıç işaretim arkadaşlar 1 artı 1 eksi olduğu için eksidir. Eksiyle başladım. Artı, 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 kök değişimi oldu, eksi, eksi, bu kısımlarda da eksi olacaktır. Bunda da 0 ve 0'dan büyük olan, yani şu pozitif aralığı istiyor bizden. Bunları dahil etmemiz gerekiyor. Köklerimize 2 dahildi arkadaşlar bu arada, 7 dahil değildi. Bu sistemi sağlayan ortak aralıklarımız şuradan meydana gelmektedir. 4 yukarıda dahil olmadığı için alamam. 7 de aşağıda dahil değildir. Alamam. Bu aralıktır arkadaşım. Sağlayan tam sayı değerleri 5 ve 6'dır. Bunların toplamı da 11 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, eşitsizlik sistemlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci ifademiz 2x kare artı 3x eksi 35 küçüktür 0'dır. Köklerimizi bulmaya çalışalım. 2x'i x. Bakalım çarpanlarımızı ayıralım bir. Şurayı eksi 7 alalım. Burayı da artı 5 alalım. Çapraz çarpımlarının toplamı sağlayacaktır. X buradan 7 bölü 2. X buradan eksi 5 gelecektir. Bunlar dahil değildir. Diğer ifademizde paydaları işlememiz lazım. Burayı x eksi 8 ile, burayı da x ile genişletiyorum. Buna yine birinci, buna da ikinci diyelim. İkinci için işlemimizi yapıyoruz. Yukarısı x eksi 8, aşağısı x çarpı x eksi 8. Ortak payda altında yapalım daha doğrusu. Burası da x gelecektir ama eksi olduğu için eksi x olacaktır. Arkadaşlar şu iki ifade birbirine götürecektir. Yukarıda sabit bir sayı vardır. Yani burayı sıfır yapan bir değer gelmeyecektir. Paydayı sıfır yapan değerlerimiz x'in sıfır olma durumu ve x'in 8 olma durumudur. Bunlar da yine dahil değildir. İşaret tablosuna yerleştirelim. Eksi 5, 7 bölü 2 yani 3,5. Tabi şurada bir sıfırımız vardı, unuttuk onu. Ve 8 var arkadaşlar. 4 tane farklı kökümüz var. Şuraya eksi sonsuz diyelim. Buraya da artı sonsuz diyelim. İfadelerimizi şimdi birlikte inceleyelim. Birinci denklem, ikinci denklemi yazalım. Buraya 1 diyelim. Birinci denklemin kökleri 7 bölü 2 ve eksi 5'ti ve dahil değildi bunlar. Aşağıdaki köklerim de 0 ve 8. Peki yukarısı için başlangıç işareti artı. Artı dedim, artı, artı. Kök değişimi var, eksi, eksi. Kök değişimi var, artı. Burada sıfırdan küçük olan, yani negatif olan yerleri alacağız çözüm için. Yani şu aralıktır. Aşağıdaki ikinci denklemim için, arkadaşlar burada başlangıç şartına dikkat etmemiz gerekiyor. Burası artı, burası artı ama yukarısı eksi 8 olduğu için eksi bir terim vardır. Çarpımları negatif gelecektir. O zaman eksiyle başlarız. Eksi, kök değişimi artı, artı, kök değişimi eksi, eksi, eksi. Bu ifadede pozitif olan yerleri arıyoruz. Yani pozitif olan kısım şu kısımdır. Her ikisini ortak sağlayan çözüm 0 ile 7 bölü 2 aralığıdır. Bu aralıktaki tam sayıların toplamını soruyor bize. 1 vardır, 2 vardır, 3 vardır. Başka tam sayı yoktur. Bunların toplamı da 6 olarak karşımıza gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, geldik grafikli sorulara. Bu grafikli sorulara biraz öteleme mantığını da kullanarak çözeceğiz arkadaşlar.
Grafiğin x ekseni kesir noktaları grafiğin kökleri, yani beni sıfır yapan değerler diyorduk değil mi? O zaman f fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazarsam f1 eşittir 0 olacaktır. F3 eşittir 0 olacaktır ve F6 eşittir ne olacaktır arkadaşım? 0. Bunlar benim kök değerlerimdi. Beni 0 yapan değerler. Peki. X eksi 2 demiş. Peki bunun içine 0 yapan X değeri 2 idi. Bu da başlangıca göre grafiğin 2 birim sağa ötelenmesi demek değil miydi arkadaşım? Eğer ben bu grafiği 2 birim sağa ötelersem şuradaki gibi, bütün noktalar 2 birim sağa ötelenir. Yani kök değerlerimiz de 2 birim sağa ötelenecektir. Yani grafiğimiz şu şekli alacaktır. Buradaki 1 olan kök artık 3. Buradaki 3 olan 5. Ve buradaki 6 olan kök değerim de artık 8 olacaktır. Yani grafik de şu şekilde karşımıza çıkacaktır arkadaşım. Yani bu ifademiz f içerisinde x eksi 2'nin grafiğidir. X eksi 2'nin kökleri de 3, 5 ve 8 olarak karşımıza çıkacaktır. Hemen kök işaret tablomuzu yerleştiriyorum grafik için. Şimdi bunları nasıl düşüneceğiz? Şu ifadeyi incelediğim zaman 0 eşit olma durumu var. O zaman bunun köklerini dahil edeceğiz arkadaşım. Peki başlangıç işaretini nasıl tayin ediyoruz? Şimdi hemen şu grafiğe bakıyorum. 8'den büyük değerler için grafik pozitif değerler mi almış? O zaman 8'in sağındaki değerler için pozitiftir. Solundaki değerler için bakın kök geçişinde işaret değişimi neden olduğunu da buradan görmüş oluyorsunuz. Eksidir. Kök geçişi artı, kök geçişi eksi olarak karşımıza çıkacaktır. Bizim eşitsizliğimiz bu ifadeyi 0 ve 0'dan küçük yapan değerler, yani 0 ve 0'dan küçük yapan değerler buralardır. Bana sorduğu şey sağlayan farklı pozitif x tam sayılarının toplamı. Arkadaşım pozitif x tam sayıları burada da var değil mi? Ne var burada? 1 var, 2 var, 3 var. Peki buradaki pozitif x tam sayıları 5 var, 6 var ve 7 vardır. Bana bunların neyini soruyor? Toplamını soruyor. Peki burada arada bir de 4 olsaydı, ki yok 4 arkadaşım. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı olacaktı. O da 7 çarpı 8 bölü 2. Ama 4 olmadığı için ne yapacağız bunu? Çıkaracağız. Sadeleştirirsek 7 kere 4 28 yapacaktır. Bu ifadeden 4 ile çıkartırsak işlemin sonucu 24 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet. Sorularımız iyi bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. İnceleyelim bir daha bir. 1'den 3'e kadar olan sayılarımız vardı. 5, 6, 7, aa burada 8 unutmuşuz. Çok özür dilerim. Bir düzeltelim. Bir sıkıntı var gibi sezdim de. Şurayı iptal ediyorum. Eğer 4 olsaydı 8 çarpı 9 bölü 2 olacaktı değil mi arkadaşım? 4 olmadığı için ne yapacağız bunu? Çıkaracağız. Şu ifadeyi sadeleştirsem 4 olur. 36, 4 çıktı. Doğru cevabımız 32 olacak arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet. Yeni sorumuz da şu şekilde. F içinde x eksi 4, ki bana f x'in grafiğini vermiş. Ve hx demiş. Hx de belli arkadaşım. Şu x eksi 4 dediği zaman ne oluyordu? 4 birim sağa ötelenmiş hali oluyordu. Peki ben bunu 4 birim sağa ötelersem yeni grafiğim ne olacaktır? Bu eksi 1'i 4 birim sağa öteledim. 3'e geldi. 3'ü 4 birim sağa öteledim. Grafiğimiz hangi noktaya geldi arkadaşlar? 7'ye geldi. Yani yeni grafiğimiz, bu grafiğin başlangıca göre 4 birim sağa ötelenmiş hali, yani kök değerlerimiz 3'e 7 gelecektir. O zaman f içerisinde x eksi 4'ün kökleri x eşittir 3 ve x eşittir 7'dir arkadaşım. Hx'e geldiğim zaman x eksenini kestiği noktalar x'in 3 olma durumu ve x'in eksi 3 olma durumudur. Hx'in kökleri de budur. Şimdi bir eşitsizlik sistemi var burada. Bunu bir tabloya dökelim. Bu ifadeyi nasıl düşüneceğiz ondan bir bahsedelim. Köklerimiz eksi 3, artı 3 ve 7'dir. Bir tanesi ortak köklerden meydana geliyor.
Şimdi ifadelerimizi hemen düzenleyelim birlikte. Şuraya f için de x eksi 4'ü yazacağım. Buraya da h x'i yazacağım. Peki f için x eksi 4'ün kökleri nelerdi arkadaşlar? 3 ve 7 idi. Hx'in kökleri de 3 ve eksi 3'tü. Şimdi hemen geldik buraya. F için x eksi 4 grafiğim şuydu değil mi arkadaşım? Şimdi 7'nin sağına baktığım zaman 7'nin sağında grafik nereye gidiyor? Negatif kısımlara gidiyor. O zaman başlangıç işaretimiz eksidir arkadaşlar. Hemen işaret değişimi artı, eksi, şuralarda yine eksi olacaktır. Hx'e bakıyorum. Hx'in başlangıç işaretini inceleyecek olursam 3'ün sağındaki değerler için hx daima pozitif değerler alıyor. O zaman 3'ün sağındaki değerler için artıdır. 3'ün solundaki değerler için bakın şuradan da görebilirsiniz. Negatif olur. Eksi 3'ün solundaki değerler için tekrar pozitif olur. Yani şu kısımlar. Şimdi mevzu şu. F içerisinde x eksi 4 bölü hx. Bu ifadenin sıfırdan büyük olmasını istiyor. Sıfırdan büyük olmasını istiyorsa ya artının artıya bölümünü ya da eksinin eksiye bölümünü soruyor arkadaşlar bize. Her ikisinin artı olduğu aralık varsa dahil edeceğiz. Ve her ikisinin eksi olduğu aralık varsa ne yapacağız? Dahil edeceğiz ki bu bölme işleminin sonucu pozitif gelsin. O zaman ne oluyor bizim istediğimiz aralık? Eksi 3'ten 7'ye kalan olan değerler oluyor. Kaç fark? X tam sayıları değerlerinin toplamı soruyor. Eksi 3 var. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Buradan nereye kadar gideceğiz? 7'ye kadar. Neyse yazalım artık. Topladığımız zaman şu buralar birbirini götürecektir. Bu ifadeleri düzenlediğimiz zaman 10, 12 daha olması lazım. Bir ifademizde sıkıntı var sanki. Hemen bir inceleyelim. Pardon. Arkadaşlar bir saniye. Eksi 3. Pardon arkadaşlar. Eksi 3 dahil olmayacak. Şundan dolayı dahil olmayacak. Aşağıdakinin kök değeri ya. Payda sıfır olamayacağı için eksi 3'ü dahil edemeyiz. 7'yi de dahil edemeyiz. Çünkü yukarıdakinin kök değeri o da sıfır yapamayacak. Bunları gözden kaçırmışız şu anda. Canlı yayın kazası oldu bizim için. Geriye kalanları inceleyeceğiz. Yani eksi 3'ü alamıyorum. Paydayı sıfır yapan değer olduğu için. 7'yi alamıyorum. Yukarıyı sıfır yapıyor ama sıfıra eşitlik yok. Bir canlı yayın kazamız oldu. Hemen şuraları almamız gerekiyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı alabiliyoruz. Topladığımız zaman şu iki değerler birbirini götürecektir. 10, 17 olarak cevap karşımıza çıkacaktır. Evet yine aynı şekilde bir ifademiz var. F için de eksi x demiş. Bu y eksenine göre simetri demekti arkadaşım. Bunun y eksenine göre simetrisini alırsam f için de eksi x grafiği şu şekilde olacaktır. Buradaki artı 5 artık eksi 5. Eksi 3 de artık ne olacaktır bizim için? Artı 3 olacaktır. X artı 1 dediğim ifade de grafiğin bir birim sola ötelenmesi demekti. Peki ben bu grafiği bir birim sola ötelersem yeni köklerim eksi 4'e artı 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar. O zaman ifademizi incelediğimiz zaman bu iki ifadenin yani eksi f içinde eksi x grafiği ile f içinde x artı 1 grafiğinin çarpımlarının sıfır ya da negatif olmasını istiyoruz. Sıfır olma ihtimali için kökleri de ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Köklerimiz eksi 5, eksi 4, 3 ve 4'tür. Evet, şuraya artı sonsuz diyelim. Buraya eksi sonsuz diyelim. F içinde eksi x. F içerisinde x artı 1. Teşekkür ederim hocam. Grafiklerini beraber bir inceleyelim. Şimdi f içinde eksi x'in kökü
3 ve eksi 5'ti. F için de x artı 1'in kökü de eksi 4 ve artı 4'tü arkadaşlar. 3'ün sağ kısmı için burada alacağımız değerler negatif. Negatif, negatif. Artı, 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 artı. İşaret değişimi vardır. Yine eksi. F için de x artı 1 ifademizi inceleyecek olursak 4'ün sağındaki değerler için negatif değerler alıyoruz. O zaman eksi ile başlayacağım. Eksi, artı, 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 kök değişimi var. Eksi, eksi, eksi. Şimdi bizden istediği şey şuydu arkadaşlar. F içerisinde eksi x ile f içerisinde x artı 1'in çarpımlarının 0 ya da 0'dan küçük olma durumları. Bunu 0 yapan değerler kök değerleriydi. Bunları dahil ettik zaten. Çarpımlarının negatif olabilmesi için de ya bu eksi ya bu artı olacak ya da bu artı bu eksi olacak. Yani zıt işaretli olan aralıkları ne yapacağız? Çözüme dahil edeceğiz. Zıt işaretli olan yerler bir burası var. Bir de arkadaşlar burası var. O zaman bizim çözümümüz eksi 5'e eksi 4 kapalı aralığı birleşim 3 ve 4 kapalı aralığı olarak karşımıza çıkacaktır. Sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Eksi 5'e eksi 4 3'e 4. Bu iki ifadeyi toplayacak olursa cevabımız eksi 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Çözümlerimize devam ediyoruz. Yine bir eşitsizlik sistemimiz var. Tek tarafta toplayacağız ifademizi. X bölü çarpanlarına ayıracak olursam x eksi 2 çarpı x artı 2. Bu ifadeyi de sol tarafa atıyorum. Eksi 1 bölü x artı 2 küçüktür 0. Paydalarımızı eşitlemek adına burayı x eksi 2 ile genişletiyorum. O zaman paydamız x eksi x eksi 2 olacak yukarısı. Yani eksi x artı 2 olacak. X eksi 2 çarpı x artı 2 küçük eşit eşitliğimiz de var arkadaşlar 0. Burada x değerleri birbirini götürdü. Yukarısı artı 2 kök değeri gelmeyecektir. Aşağı incelediğim zaman x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 olacaktır. Tablomuzu yerleştirecek olursak eksi 2 ve artı 2 çözümümüze dahil değildir. Çünkü paydayı 0 yapan değerlerdir. Başlangıç işaretimiz artı 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 olduğu için artıdır. Eksi artı. İfadeyi incelediğimiz zaman bizim istediğimiz değer negatif ya da sıfır olma aralığıydı. Negatif aralığımız yok arkadaşlar. O zaman sıfır olduğu değerler yoktur. Negatif olduğu kısımda eksi 2 ile artı 2 aralığıdır. Yani doğru cevabımız deniz olarak karşımıza çıkacaktır. Kağıdı yukarı kaydır demişler ama. Kim? Faruk mu? Faruk saatlerdir kağıdı yukarı kaydırmamı istiyor. Evet arkadaşlar. Demek ki gözükmemiş. Renklerinin kökleri x1 ve x2'dir. Az kaldı arkadaşlar. X1 ve x2'dir demiş. Bu şekilde bir ifade vermiş. Peki paydalarımızı bir eşitleyelim. X2 ile ve x1 ile genişletelim. Yukarısı x2 artı x1. X1. Aşağıdaki ifademizde x1 çarpı x2'dir. Bu büyük 1'i de bu tarafa atalım arkadaşlar. Büyüktür 0. Benim x1 artı x2 dediğim değer kökler toplamı değil midir arkadaşım? O da eksi b bölü neydi? A'ydı. O zaman eksi b bölü a'dan kökler toplamımız m artı 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Kökler çarpımıza geliyoruz. X1 çarpı x2'ye. O da c bölü a'ydı arkadaşlar. C dediğimiz kısım da şurasıdır. 3m eksi 6 bölü a'mız 1. Buradan da kökler çarpımız 3m eksi a'dır. 6'dır. Şimdi bunları götürelim. Şuradaki eşitliği yerine yazalım. Kökler toplamı yerine m artı 2. Kökler çarpımı yerine de 3m eksi 6 diyelim. Bir de eksi 1'imiz vardı. Büyük eşit 0. Arkadaşlar şu ifadenin tamamını eksi 1 ile çarpıp yukarıya ekliyorum. M artı 2 çarpacak olursam eksi 3M artı 6 bölü 3M eksi 6 olur. Büyük eşit 0'dır. Bir düzenleyelim. Yukarıda ne kaldı? Eksi 2M artı 8. Aşağıda da ne kaldı? 3M eksi 6. Büyük eşit 0. Yukarı kısmı 0 yapan X değeri 4'tür.
eşitlikten dolayı dahil edeceğiz. Aşağıyı 0 yapan x değeri 2'dir. Paydayı 0 yapan değer hiçbir zaman dahil edilmeyecektir. O zaman köklerimiz 2'ye 4. 4 dahil, 2 dahil değil. Başlangıç işaretimizi inceleyecek olsam eksi ve artıdır. Yani eksiyle başlıyorum. Artı, eksi. Pozitif olduğu yerleri arıyorduk. Şu aralığı alacağız. 2 açık, 4 kapalı aralığı. Main'in alabileceği değerler toplamı demişti. Main'in alabileceği değerlerden ziyade tam sayı değerleri dememiz lazım arkadaşlar. O daha doğru olacaktır. Tam sayı değerleri toplamını soruyor. Buradan alabileceğimiz tam sayı değerleri bir 3 vardır, bir de 4 vardır. Toplamımız da 7 eşit olacaktır. Evet. Yeni bir soru tarzımızla karşınızdayız. Yukarıdaki verilen ifadede A sayısı sıfırdan küçük yani negatif bir değere sahiptir. B sayısı da sıfırdan büyük yani pozitif bir değere sahiptir arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunduracağız. Her çarpanın sıfır olma durumunu beraber inceleyeceğiz. Şuranın da sıfır olma durumunu inceleyelim. Peki AX eksi B eşittir sıfır olsun. Buradaki X değerimiz B bölü ne gelecektir? A. Diğer ifademizi inceleyelim beraber bir. Bx artı a'nın sıfır olma durumunu inceleyelim. Buradan x değerimiz eksi a bölü b gelecektir. Devam edelim. Paydamız arkadaşlar a çarpı b x karedir. Bunun sıfır olma durumunu inceleyelim paydanın. Şimdi a ve b değerlerimiz sıfırdan farklı sayılar. Bunun sıfır olabilmesi için x'in sıfır olması gerekmektedir. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. X kare olduğu için çift katlı köktür arkadaşım. Peki. Şimdi bunları işaret tablosuna yerleştireceğiz de nasıl yerleştireceğiz? Hangisi büyük hangisi küçük? Onları bir tayin etmemiz lazım. B dediğimiz sayı pozitif bir sayıydı. B pozitif bir sayıydı. A negatif bir sayıydı. Bu bölme işleminin sonucu ne gelecektir arkadaşlar? Eksi gelecektir. Devam ediyorum. A negatifti, B pozitifti. Bu bölme işleminin sonucunun biz ne geldiğini biliyorduk. Negatif geldiğini biliyorduk. Şurası negatifti. Sen bunun önüne bir daha eksi koyarsan bu kök ne olacaktır o zaman? Pozitif olacaktır. Buradaki kökümüz de zaten sıfırdı arkadaşım. Devam edelim. O zaman küçükten B'ye doğru ilk önce B bölü A, sonra sıfır, sonra da eksi A bölü B'yi ne yapacağız? Tablomuza yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Bunlar payı sıfır yapan değerler olduğu için eşitlikten dolayı dahil olacaklar. Paydayı sıfır yapan değer sıfırdır. X'in sıfır olma durumudur. Eşit değildir ama çift katlıdır. Peki geldik başlangıç işaretimize. A eksiydi. Eksi. Artı. Eksi. Artı. 2 eksi var, 2 de artı var. Çarpımları artı olacağı için başlangıç işaretimiz artıdır. Artı, eksi, işaret değişimi yoktur eksi, işaret değişimi var, artı. Biz bir ifadede 0 ve 0'dan küçük yani negatif olan kısımları almamız gerekiyor, şu kısımları. Burayı bir bütün olarak yazalım, sonra 0'ı buradan çıkaralım. B bölü A dahil, eksi A bölü B dahil. Bu aralıkta sağlamayan tek değer sıfırdır. Onu da çıkartırsam doğru cevabımız E şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, son birkaç sorumuz kaldı. Demiş ki ifademizde küpü bir sayı seçelim. X olsun bu. Küpünü alırsak ifademiz X küp olacaktır. Karesinin iki katı ile kendisinin üç katının toplamından büyük. Aynı sayının karesinin iki katı ile aynı sayının üç katının toplamında ne olacakmış? Büyük olacakmış. Yani küp kısmı büyük olacakmış arkadaşlar. Buraya sayılar diyor. Hangi aralıkta bulunur? Bütün ifadeyi solda toplayacak olursak x küp eksi 2x kare eksi 3x büyüktür 0. Eşitsizliğinde İlk önce ifademizi bir x parantezine alalım. X kare eksi 2x eksi 3 büyüktür 0. Peki bunu 0 yapan değerleri bulursak zaten şurada x'in 0 olma durumu için 0 olacaktır. Burayı incelersek eksi 3'e artı 1 x'e x.
x değerimiz bir de 3 gelecektir. X değerimiz bir de eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani birbirinden farklı 3 tane kök vardır. Köklerimizi yazacak olursak eksi 1, 0 ve 3. Eşitlik olmadığı için hiçbiri dahil değildir. Başlangıç işaretimize geldik. En büyük derecenin katsayısı artıdır. Artı, eksi, artı, eksi. Bizim aradığımız yerde arkadaşım pozitif olan kısımlardı. Yani sıfırdan büyük olan kısımlardı. Yani şu aralıklar. Pardon, özür diliyorum. Şura yok, şurası iptal. Şu kısım. Yani eksi 1 ile 0 açık aralığı birleşim 3 ile sonsuz aralığını soruyoruz. Bundan dolayı doğru şıkkımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, burada yine bir eşitsizlik sistemi vardır. Çünkü birden fazla eşitsizlik vardır. Burayı iki parça şeklinde inceleyeceğiz. İlk önce şu iki parçayı ayrı alacağız. Sonra da şu iki parçayı, yani eşitsizliğin olduğu kısımları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Birinci ifademiz için x artı 1 küçük eşittir 2x eksi 2'yi inceleyeceğiz. İkinci ifademiz için ise 2x eksi 2 küçüktür x artı 4 eşitsizliğini inceleyeceğiz. Peki burada hepsini sağ tarafta toplayalım arkadaşlar. 0 küçük eşittir. X bunu da bu tarafa atarsak ya da şöyle yapalım şimdilik. Eksi 3 olsun. Eksi 3'ü karşıya attım. Küçük eşittir x oldu. Buradan gelen çözümümüz x'in 3'e eşit ve 3'ten daha büyük değerleri için geçerli olacaktır. Burayı düzenleyecek olursam x'i buraya attım. X kaldı. Eksi 2 karşıya atarsak 6 olacaktır. Buradaki ifadem de diyor x'in diyor 6'dan küçük olduğu değerler için sağlanır diyor. Peki bir sayı doğrusu üzerinde ifademizi gösterelim. Birinci ifademiz x'in 3 ve 3'ten büyük olduğu yerler için sağlanıyordu. İkinci ifademiz x'in 6'ya eşit değil ama 6'dan küçük olduğu yerler için sağlanıyordu. Yani sol taraf için. Her iki kısmı sağlayan ortak kısım şurasıdır. Yani 3 dahil ama 6 dahil değil aralıdır. Bundan dolayı doğru şıkkımız E seçeneği olacaktır. Evet, yeni bir soru tarzımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar son iki sorumuz, yanlış hatırlamıyorsam evet. Son iki sorumuz az kaldı. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. Sorularımız biraz uzun olduğu için ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, verilen ifadenin iki tane kökü varmış. Köklerden biri x1, diğeri de x2'ymiş. Şimdi köklerden biri sıfırdan küçük, negatif. Diğeri de sıfırdan büyükmüş, yani pozitifmiş. Şimdi buradan ne düşünebiliriz? Hocam kökler zıt işaretli olduğu için eğer ben bu kökleri çarpacak olursam bu köklerin çarpma işleminin sonucu negatif yani sıfırdan küçük gelecektir. Birinci bilgimiz. İkinci bilgimize gelirsek arkadaşlar biz bu kökleri mutlak değeri aldığımız zaman negatif olanın kökü mutlak değeri daha büyük. Yani şöyle düşünelim bir. Şu eksi 5 olsun. Şu artı 3 olsun. Ben bunları mutlak değere koyduğum zaman eksi 5 olan kısım tabii ki daha büyük olacaktır. Doğru mu? Bundan dolayı ben bu iki kökü topladığım zaman bu işlemin sonucu ne gelecektir? Negatif mi gelecektir? O zaman kökler toplamında ne gelecektir? Sıfırdan küçük gelecektir arkadaşım. Peki kökler çarpımımız c bölü a'ydı. Şu katsayıları ben size bir hatırlatayım. Burasına a demiştik. Eksi 4m b olacak. M artı 2 de c olacak. Kökler çarpımımız c bölü a'ydı. Yani m artı 2 bölü m eksi 2. Küçüktür 0. Kökler toplamımız ise eksi b bölü eksi b bölü a'ydı arkadaşım. Bu da sıfırdan küçük olacakmış. Şu eksiler birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. Yine bir eşitsizlik sistemi karşımıza çıktı. Bunları ortak sağlayan diğer aralıkları ne yapmak zorundayız? Seçmek zorundayız. Peki burayı sıfır yapan değerler m'in pay kısmı için eksi 2, payda kısmı için 2. Bunların ikisi de dahil değildir arkadaşlar. Bu tarafı incelediğim zaman ise pay kısmını sıfır yapan m değeri 0, payda kısmını sıfır yapan m değeri 2'dir. Yine eşitlik olmadığı için bunlar da dahil olmayacaktır. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Eksi 2, 0 ve 2.
eksi sonsuz artı sonsuz diyelim. Şunları da uzatalım.